Epesos yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine problemler bölümünden devam ediyoruz. Kanalımı beğenip kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bir ayın 35 gün bir yılında 11 ay kabul edildiği bir takvimde tarihler gün, ay, yıl şeklinde yazılmaktadır. Takvimde gün, ay, yıl şeklinde yazımı 8 basamaklı bir sayı düşünüldüğünde tersten okunuşu da aynı olan tarihlere palindrom gün denilmektedir. Buna göre 2000-2002 tarihinden en az kaç gün sonra yine palindrom gün olur. Zaten burada şıklara da bakarsanız bir yıl geçtiğini en azından göreceksiniz. O zaman 2002'den sonraki yıl 2003 olacak. Ve bunun palindrom olması için şurada 03, burada da 20 yazması lazım arkadaşlar. Böylece ters, pardon şurada 30, burada 02 yazması lazım ki tersten okunuşu da yine kendisine eşit olsun. Tersten okunuşu da aynı olsun. Peki burada bakın burada 3002 2003 tersten okuyun 3002 2003 gibi yine aynı tarz bir okunuş var. Peki 20 Şubat'tan 20 Şubat'a aylar bir ayın 35 gün olduğu kabul edilirse, bir ay 35 gün ve bir yılda 11 ay kabul edilirse, 20 Şubat'tan 20 Şubat'a çarpalım arkadaşlar. 5, 3, 5, 3, 5, 8, 385 gün var. 30 Şubat'a da bir 10 gün daha geliyor. 395 gün eder. Bedri kumbarasına içindeki paranın yarısı kadar para atıyor. Sonra biriken paranın yarısını kullanıyor. Bu işlemi iki kere tekrarladığında kumbarasına 45 lira para kalıyor. Belirin başlangıçta ne kadarı vardır? Başlangıçtaki paraya arkadaşlar ne diyelim? E, 2x diyelim ya da 4x diyelim. Ve bunun yarısı kadar para atıyor. Yani 2x para atıyor. Ne oldu? 6x oldu. Biriken paranın yarısını kullandı. Yani geriye ne kaldı? 3x kaldı. Bakın 4x para vardı. 3x kaldı. 4'te 3 kaldı. Bu işlemi bir kere daha tekrarlarsa 3x'in de 3 bölü 4'ü kalır. Yani ne kalır? 9x bölü 4 kalır. Bu da kaç eşittir arkadaşlar? 45'e eşittir. Şunları sadeleştirsek 5. x buradan ne olur? 20. x 20 olursa da başlangıçtaki para 80. Hep aynı hareketi yaptığı için arkadaşlar başlangıçtaki paraya 4x dediğimizde 3x kaldıysa yani bu işlem paranın dörtte üçünü bırakıyor demektir. Yine sizde bu sefer elinizdeki para 3x bunun dörtte üçü kalacaktır son durumda. Direkt oradan 9x bölü 4 kaldı diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuzdayız. Bir giyim mağazası iki ürün aralana bu ürünlerden fiyatı düşük olan ücretinin yarısını alıyor. İkinci ürün alana pardon. İkinci ürün için bu ürünün yarı fiyatını alıyor. Etiket fiyatları 70, 75, 80, 85 ve 90 olan 5 tane ürün var. Bir ürün daha alacak ve mümkün olunca fazla indirim kazanmak istiyor. Kaç yıllık bir ürün aldığında toplam indirim tutarının alışveriş tutarına oranı en fazladır. Arkadaşlar oranın büyük çıkması için alt taraf büyük olacak zaten kesirde toplam alışveriş. Buranın az, buranın da mümkün olunca ne olması istiyoruz? Çok. Alt tarafı az. Üst tarafta da indirim çok yapabilmek için 80 seçmeniz gerekir. Bakın bu direkt yorum sorusu. Değer koymanıza gerek yok. Burada 80'i koyarsanız alt tarafı mümkün olunca az yapmış olursunuz. Diğerlerine göre çok daha küçük bir değer koymuş olursunuz. Hem de indirim oranı zaten 70 ve 75 zaten indirim alacak olan ürünler. Diğer indirim alacak olan üründe 80 yaparsanız buradan da epey fazla indirim alır. Yani oranın büyük çıkabilmesi için Alt tarafı az, üst taraf çok yapabilmek için 80 koymak gerekir. Dördüncü sorumuzdayız. 200 kalem, dörtlük, 8'lik ve 12'lik gruplara ayrılarak paketlenmiş. Demek ki 4x, 8y ve 12z Neye eşit arkadaşlar? 200'e. 4 ile sadeleşelim. x, 2y ve 3z kaç oldu? 50. Paketlerinden, paketlerin her birinden en az bir tane vardır. Toplam paket sayısı da 30. Yani x, y ve z'nin 30 olduğunu söylüyor. 4 kalem olan paket sayısı en çok kaçtır? x en çok kaçtır? Ben alt tarafı eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 x, eksi 3 y, eksi 3 z, eksi 90 ve birinci denklemle topluyorum. Ne olur arkadaşlar? Eksi 2 x, eksi y, z'ler gitti. Şurası 90'dı. Eksi 40. Yani 2x artı y neye eşitmiş arkadaşlar? 40'a. Buradan şimdi dikkat edin. Y neye eşit? 40 eksi 2x. Peki y yerine 40 eksi 2x yazalım. Şu kırmızıyla işaretlediğim denklemde. 40 eksi 2x artı z eşittir 30. Buradan z'yi bulalım. Şu ikisi eksi x olur. Diğer tarafa atarsak artı x. Artı 40'ı da eksi 40 olarak atarsak x eksi 10 olur. Şimdi bütün ürünlerin en az 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ee, dolayısıyla mesela x 10, x'e burada 1 veremezsiniz en az 11 verebilirsiniz. Peki x'e maksimum ne verebilirsiniz? Y'nin de en az 1 olabilmesi için 19. 20 verseniz y 0 olur. Demek ki en çok x'in alabileceği değer 19'muş. Bir tören yürüyüşüne katılan iki mehter takımından birincisi her beş adımdan birini, ikincisi her dört adımdan birini geri atmaktadır. Yani birincisi beş adım atıyor ama dört ileri bir geri atıyor. İkincisi de dört adımdan birini yani üç ileri bir geri atıyor. Bu birinci, bu ikinci. Eşit uzunlukta adım atan ve hızları eşit olan bu iki takım aynı anda, aynı yönde ve aynı izadan yürüyüşe başlıyorlar. İki takım toplam 198 adım attığına göre aralarındaki uzaklık en az kaçtır? En az demesine de dikkat edin arkadaşlar. Şimdi 198 adım eşit hızlarla attıklarına göre yarı yarıya atarlar arkadaşlar. 198'i ikiye verseniz 99-99 adım atarlar. Bir tanesi toplam 5 adım attığında bakın 99'u bir 5'e bölelim. 5 kere 1, 5. 49, 5 kere 9, 45, 4. 19 kez 5 adım atacak, 5 adım. Ama bu 5 adımlarda 4 ileri 1 geri olduğu için 3 ilerlemiş oluyor. Yani 19 kere 3 ilerlemiş olacak bir kere bu kesin. 57 ilerledi. Kalan kaç tane adım var? 4 tane. Burada adımlarından birini geri attığını söylüyor ama hangisinin olduğunu, birinci mi ikinci mi olduğunu söylemiyor. Yani şu 4 adımdan bir tanesini geri gibi düşünelim. Yani 3 ileri bir geri atmış olsun ki arası açılmasın iki hareketinin. 2 ilerlemiş olur. Bu 59 adım ilerledi. Yani hızlı gideni biraz yavaşlattık. Şimdi gelelim yavaş gideni arkadaşlar. Toplamda yine burada 99 adım var. Bu 4 adım 4 adım atıyor. 4'e bölelim. 24 tane 4 adım atıyor ve her 4 adımda 3 adım ileri 1 adım geriden 2 ilerlemiş oluyor. 24 çarpı 2 48 ilerledi. 3 adım kaldı. Bu 3 adımını da ileri alsın diğerine yaklaşmak için. 51 adım attı. Bakın aralarında en az ne kadar kaldı? 8 adım kaldı. 6. sorumuzdayız. YKS'ye hazırlanan Burhanettin 29 kimya ve 14 fizik sorusunu çözdüğü sürede 17 kimya ve 18 fizik sorusunu yine çözebilmekteymiş. Aynı sürede 11 kimya sorusu çözdüğünde en çok kaç fizik sorusu çözebilir? Şimdi burada süre olarak kimyaları bir tarafa toplarsanız 12 kimya ile 4 fizik sorusu birbirlerine eşit. Yani bir fizik sorusu 3 kimya sorusuna denk geliyor. Buna t süre diyelim. Buna da 3t süre diyelim. Şimdi 29 kimya 29t. Buraya da 3t yazarsak bu da 42t. 29 artı 42. 71T süre var arkadaşlar. Şimdi 11 kimya sorusu çözecek. 11 kimya sorusunu 11T de çözdü. 71T'den 11T'yi çıkaralım. Geriye ne kaldı? 60T'lik bir süre kaldı. Burada da fizik sorularının her biri arkadaşlar 3T sürede çözülüyordu. 3T'ye bölelim. 20 tane fizik sorusu çözebilir. Yedinci sorumuzdayız. Bir meşrubat firması her 4 kapak getirene bir tanesini ücretsiz veriyor. 100 tane içecek alabilecek parası var. 100 taneyi parasıyla aldı. Sonra 4'e bölelim bunu. 25 tane kapağı olduğu için 25 tane bedava işte. Bu 25 tane bedavanın kapaklarını çıkarır. 4 kere 6 24. 24 tane 6 tane bedava içer bir tane kapak artar. Bu 6 bedavanın kapaklarını çıkarır. Bir tane de burada bedava pardon bağış kapak var. E, 7 tane kapağı oldu. Bakın 6 tane bedava işliğinin kapağı. Bir tane de artan kapak. 7 kapağı oldu. 4 kere 1 4. Buradan da bir tane yine bedava işli. Yine 4 kapak oldu. Bunu da bölelim. Buradan da bir tane bedava işli. Ne kadar bedavacı bir arkadaş. 25, 31, 32, 33 tane bedava işli. E, 100 tane de parasıyla almıştım. 133 tane işte arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. Bir yağ üretim firması bir miktar Hindistan cevizi yağı ve onun 3 katı kadar mısır yağı üretmiş. X, 3X. Üretilen bu yağlar karıştırılmadan 3, 9, 13, 16 ve 23 ve 45 litrelik 6 bidondan 5 tanesine doldurulmuş. Boş alan bidon en çok kaç litreliktir? Boş kalan bidon. Şimdi bunların toplamının 4'ün katı olduğunu görüyoruz. Boş kalan bidon en fazla mesela 45 olsa diye düşünelim. Veya o olmadı 23 olsa diye düşünelim. Şimdi bakın bunları toplarsak 23, 39, 49, 52, 55, 64 litre etti arkadaşlar. 4x 64 olabilir mi? Evet. O zaman Hindistan cevizi yağı 16 olur. 64'ü 4'e verseniz. Diğeri de 48 olur. Peki bunları doldurabilir miyiz? 16'lık şişeye Hindistan cevizini doldururuz. Geriye kalanlar da 48 ediyor. 23'e ayır sayılır mesela. Kalanların 4'e bölünmediğini görecektiniz arkadaşlar. En çok alan 45 liralık olur. 9. sorumuzdayız. 416 metre uzunluğunda boş bir çıkmaz sokak sadece bir yanına aşağıdaki özellikleri olacak. Biçimde ve mümkün olan en çok sayıda özel evler inşa ediliyor. İlk evin sokağın girişine olan uzaklığı 5 metre. Şurası sokak olsun arkadaşlar. Girişten 5 metre sonra bir ev yapılmış. Daha sonra diyor, diğer evlerin Aralarında üçer metre boşluk var. 3 metre, 3 metre. Evlerin genişlikleri de 6'şer metre. Ve ilk 5 ev sırasıyla arkadaşlar kırmızı, kırmızı, daha sonra beyaz beyaz ve mavi şeklinde ilerliyor 5 ev. Ve daha sonraki 5'liler de aynı sırayla ilerliyor. Sokakta kaç tane kırmızı boyalı ev inşa edilmiştir? Şimdi 416 metreden baştaki 5 metrelik boşluğu çıkaralım. 411 metre evlerin yapıldığı bir alan var. Arkadaşlar şöyle dikkat edin. 6 metrelik bir ev, 3 metrelik de öndeki boşluğu alıyorum. 9 metre, kaç tane 9 metre var bu işin içinde bir onu buluyorum. 4 kere 9, 36, 51. 5 kere 9, 45, 6. 45 tane bu şekilde bir ev bir boşluk yapıldı. Yani 45 tane ev yapıldı. Boşluğu da var. Bir 6 metre kaldı. Oraya da bir ev yaparız değil mi? Oraya da bir ev yaptık. 46 tane ev yaptık. Peki 45 tane evi 5'li gruplara ayırırsanız kaç grup olur? 9 grup. 9'un G'si gibi oldu. 9 grup olur. 9 tane grubun her birinde arkadaşlar 2 tane kırmızı boyalı ev var. 9 çarpı 2 18 tane kırmızı ev var. Son evde kırmızı olacağı için sırada kırmızı var. 19 tane kırmızı boyalı ev olur. 10. sorumuzdayız. İçinde bir miktar su bulunan bir depoya her gün içinde bulunan miktar kadar su eklenmektedir. Deponun yarısı 7 günde dolmuş. Arkadaşlar deponun yarısı dolu şu an. 7. gün. X dolu. Her gün içinde bulunan kadar su eklendiği için bir X daha ekleyeceğiz ve depo dolacak. 8. günde depo dolar. Evet. 11. sorumuzdayız. Bir çikolata firmasının iki farklı marka adı altında ürettiği çikolata çeşitleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Bu firma bir günde toplam 150 ton çikolata üretmektedir. A marka sütlü çikolata 25 ton ve B marka bitter çikolata 14 tondur. Bu firmada bir günde üretilen toplam çik e, sütlü çikolata miktarı beyaz çikolata miktarının 3 katı. Bakın sütlülere 3x diyelim. Beyazlara da x diyelim. Kaç ton B markası sütlü çikolata üretilmiştir? Şimdi 150 tondan 14 ton bitteri çıkarırsak ondan 4 çıktı 6. 136 ton geriye kalanlar. Geriye kalanlar da x ve 3x olduğu için 136'yı 4'e bölelim. 34 ton x etti arkadaşlar. Peki sütlü çikolatalar 3 çarpı 3x olduğu için 3 çarpı 34. 102 ton sütlü çikolata üretiliyor. A markası 25 ton olduğuna göre 12'den 5 çıktı 7, 9'dan 2 çıktı 7, 77 ton da B marka olacak. 12. sorumuzdayız. Sarı taksi açılış ücreti 5.55, kilometre başına da 3.45 lira ücret alıyor. Fikrinin sarı taksiye ile gidebileceği aynı güzergahta bulunan ve aralarında 10 kilometre olan arkadaşlarından İbrahim ve Bilal'in konumu göstermiştir. Fikri sarı taksiyle İbrahim'in bulunduğu konuma gitmek için parasının altta birini, Bilal'in bulunduğu konuma gitmek için parasının üçte birini vermesi gerektiğini hesaplıyor. Bu yola x kilometre diyelim. Fikri'nin karşısı vardır. İşte İbrahim'e gitmek için bir kere 5.55 açılış ücretini verecek ve kilometre başına da 3.45 verecek x kilometre. Bu parasına a diyorum. Parasının altıda biriymiş. Peki Bilal'in bu, bulunduğu konuma gitmek için 3'te birini verecek. Bilal'in gittiğimiz, Bilal için gittiğimiz yol arkadaşlar 5.55 e açılış ücretini verdik. 3.45 çarpı x artı 10 kilometre. Bu da parasının 3'te 1'iymiş. Buna göre fikrinin kaç rası vardır diye bize sormuş sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz ben burayı 1 bölü 2 ile çarparsam a bölü 6 olur. Sol tarafı da 1 bölü 2 ile çarpayım o da a bölü 6. Yani bu ifade ile alttaki ifade birbirine eşit oldu. 5.55 artı 3.45x artı 34.5 bölü 2 eşittir arkadaşlar. 5.55 artı 3.45x. Bu 2'yi diğer tarafa çarpım olarak atarsak 2 tane 5.55 olur. Artı 2 tane 3.45 olur. Orayı da 2 yazalım. Bir tane 3.45'i eksi olarak atarsak 3.45x bir tane kalır. Ee, burada da arkadaşlar 34.5'la 5.55'i topluyorum. 5, 5, 5, 10. Elde var bir 5, 5, 5, 10. 40,05. Bundan iki tane 5, çıkarıyorum. 2 kere 5, 10. Elde var bir İlk kere 5, 10, 11. Elde var bir, 11. Bunu çıkarıyorum. 5, 9, 8 28 95 eşittir 3,45x. Burada biz şuna dikkat edelim. 3,45x'i bulduk. 28,95. Bize bu arkadaşın parasını soruyor arkadaşlar. Onun için x'i bulmaya gerek yok. Bakın burası 28,95. Bunu 5,55'e toplayıp 6 ile çarpacağız. 5, 5, 10. Elde var 1. 10, 15. Elde var 1. 9, 5 daha, 14, elde var 1, ee, 34,5 arkadaşlar bir de 6 ile çarparsak, bölü 6 çarpı 6 olarak geçecek, 6 kere 5, 30, elde var, 4 kere 6, 24, 27, elde var 2, 3 kere 6, 18, 20. Biraz işlemi bol bir soydu, 207 lirası var. 13. sorumuzdayız. Market alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya gelen Enes kasadaki görevli aldığı ürünlerin toplam 95 lira tuttuğunu fakat 100 lira ve üzeri bir alışverişte aldığı ürünlerin bazılarını ikişer bazılarını da üçer lira indirim alacağını söylüyor. Peki bunun üzerine son bir ürün daha alan Enes yalnızca önceden almış olduğu ürünlerden 7 tanesine uygulanan bu iki indirimle görevliye toplam 94 lira hesap ödüyor. Ödediği para 94 TL. Tabi son bir ürün daha aldı. Onun ne kadar aldı bilmiyoruz. Enes'in aldığı ürünlerin indirimsiz fiyatının en çok değerini soruyor. Yani mümkün olduğunca büyük yapmaya çalışacağız. Şimdi son aldığı ürünlerden. Diyelim ki 3'er lira indirim aldığı ürün çok olsun. Böylece ödediği ücret yüksek olur. 6 tanesine 3'er lira indirim alsın. bir tanesine 2 lira indirim alsın. Toplam kaç lira indirim almış oldu? 3 kere 6 18 2 daha 20 TL indirim almış olur. Böylece bayağı fazla indirim almış oldu. 20 lira indirim alırsa 4 114 lirada ödediği hesap esasında maksimum gerçek fiyatı olur. 14. sorumuzdayız. Fatma elindeki parayı kardeşleriyle eşit olarak paylaşırsa her birine 9 lira düşüyor. Yani Fatma da dahil bunlar x kişi ise her birine 9 lira düşüyor. Eğer kardeşlerine yani kendisi haricindekilere 10 lira verirse kendisine 4 lira kalıyor arkadaşlar. Fatma'nın top bakın kendisi haricinde x eksi bir kişi var. Ee, bunlara 10'ar lira verirse kendisi de bir kişi buna da 4 lira kalıyor. 10x eksi 10 artı 4 eşittir 9x. x buradan 6. Fatma'nın toplam parası ister burada yazın ister diğer tarafta 6 kere 9 54. 15. sorumuzdayız arkadaşlar. Burada tek yön için otobüs bileti 90 lira, gidiş geliş için 120 liraymış sayın arkadaşlarım. Evet, burada arkadaşlar her birinin kaçar bilet alındığı verilmiş. Ödedikleri ücret eşit olduğuna göre x nedir diyor. Arkadaşlar bakın tek yön otobüs bileti toplamda 16 taneymiş. E, gidiş dönüş x artı 3 olduğuna göre buraya ne kalıyor? 13 eksi x tane kalıyor. Burada 17 tane e, toplam bilet sayısı varmış İlayda'da. E, İlayda'nın aldığı. E, x artı 1 buradaysa buraya ne kalır arkadaşlar? 16 eksi x bilet kalır. Ödedikleri ücretin eşit olduğunu söylüyor. Tek yön bilet 90 lira. Yani tek yön 13 eksi x çarpı 90 artı x artı 3 çarpı 120. Çift yön. Eşittir diyeceğiz. Diğeri içinde x artı 1 çarpı 90 artı 16 eksi x çarpı 120. Bu işlemleri bir yapalım. 3 kere 9 27. Elde var 2. 11170 11, eksi 90 x artı 120 x artı 360. 120'yi dağıttım. 120 x eksi 90 x 30 x artı 1170 ile 360'ı toplayalım. 0, 7, 6 daha 13, 50 var. 1, 2, 5, 1530 eşittir. Gelelim diğer tarafa. 90x artı 90 artı 16 ile 12'yi bir çarpalım arkadaşlar. 1920 Nereye yazdık bunu? 90x artı 90. Ha, 1920 eksi 120x Peki 1920 90 daha 2010 eksi 30 x 60 x eşittir 0 11'den 3 çıktı 8 9'dan 5 çıktı 4 ee, buradan x eşittir 8 olur arkadaşlar bize de x'i sormuş. Yavuz'un kumbarasında biriktirdiği paralarla ilgili bilgiler vermiş 165 tane para varmış. 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruşu ve 1 liralıklar varmış. 10 kuruş ve 25 kuruşlukların değerleri eşitmiş. Demek ki 10 kuruşluklar ve 25 kuruşluklar 50'de eşitlenebildiğine göre bundan 5x adet varsa bundan 2x adet var. 50 kuruşu ve 1 liralık değerlerin birbirine eşitmiş. Bundan 2y tane varsa bundan da y tane var. Şimdi toplam para dedi arkadaşlar 7x artı 3y 165. Şimdi bu paraları bütünlettiğinde 60 liralık kağıt para 5 adet 1 lira 2 adet 50 kuruş vermiş. Bütünleyen arkadaş. O zaman ben bunları bir çıkarayım. 5 tane 1 lirayı çıkardım. Y eksi 5 tane 1 lira var. 2 adet 50 kuruşu çıkardım. 2 y eksi 2 50 kuruş var. Kalan paralar arkadaşlar toplamda 60 lira edecekmiş. Şimdi bakın 5x tane 10 kuruş, 50 kuruş, burada da 50x kuruş pardon, şurası da 50x kuruş, 100x kuruş burada var. Peki bir de bunlara bakalım. 50 kuruşla 2-2'yi çarparsak 100y-100 kuruş, bu da 100 kuruşla y-5'i çarparsak 100y-500 kuruş da burada var. Toplayalım bunları. 100x artı 200y eksi 600 kuruş eşittir arkadaşlar. Toplam 60 lira. 60 lira nedir? 6000 kuruş. 6600 oldu bu tarafa atarsak. Birer sıfır götürdük. Daha doğrusu ikişer sıfır götürdük. x artı 2y 66. 7x artı 3y de 165. Bana y'ler lazım. Eksi 7 ile çarptım. Eksi 14x artı 3x pardon eksi 14 y artı 3 y eksi 11 y 7 kere 66 6 kere 7 42 elde var 4 6 kere 7 42 4 de elde 46 eksi 462 artı 165 bakalım 12'den 5 çıktı 7 15'ten 6 çıktı 9 297 11 y y de buradan 27 olur. Başlangıçta kumbarada kaç tane 50 kuruş vardır? 2 e olduğu için 54 tane arkadaşlar 50 kuruş vardır. 17. sorumuzdayız. Atletizm yarışlarına hazırlanan Nihat koştuğu mesafeyi her günün sonunda hazırladığı bir çizelgeye yazıyor. Yazılan mesafe o günle birlikte o günden önce koşulmuş mesafelerin toplamıdır. Cumartesi ve pazar günleri koşmamış ve dinlenmiştir. Hafta içi 5 gün koşmuştur. Hafta içi 5 günde hazırladığı çizelgeye yazılan mesafeler kilometre cinsinden verilmiştir. Cuma ve öncesinde koşulan mesafe, salı ve öncesinde koşulan mesafenin 4 katıdır. O zaman şu cuma ve öncesine 4x diyebiliriz. Ayrıca cuma günü koşulan mesafe, salı günü koşulan mesafenin 3 katından 6 eksiktir. Salı günü koşulan mesafe sadece salı günü koşulan x 8'dir. Çünkü salı ve öncesi x, pazartesi 8 olduğu için x eksi 8. Cuma ve öncesi bunun 3 katından 6 eksikse -x, 3x eksi 24 eksi 6 3x eksi 30'dur arkadaşlar. Bu da sadece Cuma günü koşulan mesafe. Buna göre Nihat çarşamba günü ne kadar koşmuştur? Şimdi bakın Perşembe ve öncesinde ne kadar koşmuş? 50 km koşmuş. O zaman Cuma ve öncesinde 4x olduğuna göre 4x'ten 50'yi çıkarırsam sadece Cuma kalır öyle değil mi? Perşembe günü ve öncesine 4x'ten çıkarırsam perşembe günü ve öncesi çıkarıldığı için sadece cuma ve öncesi kalır. Yani bu sadece cuma günü koşulan mesafedir. E 3x 30 da cuma günü koşulan mesafeydi. X buradan ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. E x 20 çıktıysa salı ve öncesi koşulan mesafe 20, çarşamba ve öncesi koşulan mesafe 35. Şöyle diyelim. Pazartesi, salı, çarşamba. Şurası arkadaşlar 20, şurası 35. Çarşamba günü koşulan da 15'tir. 18. sorumuzdayız. Bir karayolları görevlisi özel trafik konilerini tabanları arasındaki mesafe eşit olacak şekilde iç içe geçirerek aşağıdaki gibi yerleştirmiş. Konileri 4 ve 2'li olarak iç içe geçirip ters yerleştirdiğinde düz olarak 10'lu yerleştirmeye eşitmiş. Buna göre 7'li ve 11'li olarak ters şekilde böyle yerleştirirsek iç içe geçirdiğimiz kaç tane koni eşit olur? Şimdi arkadaşlar burada 9 tanesinin şu aralıklarına x dersek. Bakın şuralara x diyelim minik kısımlara. 9x olur. Üst parçaya da y diyelim. 9x artı y koninin yani şu anki toplam uzunluğu olur. Burada da şunları y y dersek. Buraya x dersek. x x x Arkadaşlar 3x 4x artı 2y olur. Ve bunlar birbirine eşitmiş. 4x artı 2y y burada neye eşitmiş? 5x'e eşitmiş. Ve bunların ne diyor şimdi? 7'li ve 11'li olarak iç içe geçirip ters koysak. 7'li koyduğumuzda bakın bir tanesi şöyle terste bir tanesi y olacak. 6 tanesi de 6x olacak. 6x artı y artı. 11'li olarak koyduğumuzda yine bir tanesi arkadaşlar y olacak. 10 tanesi de x olacak. Bizim konilerin mesafesi 16x artı 2y gibi bir şey olacak. Bunu iç içe geçirirsek ne kadar yükseklik olur diyor. İç içe geçirdiğimizde şöyle şöyle şöyle. Üst tarafta bir tane y oluyor. Geri kalanlarda ne oluyor arkadaşlar? x oluyor. Peki ben burada bir tane y'yi ayrı gireyim. 16x artı y artı y diyeyim. Bakın buraya lütfen dikkat edin. 2 y'yi y y diye ayırdım. y neye eşit? 5x'e arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? 21x artı y oldu. Peki, alt tarafta 21 tane varmış. Üst tarafta da bir tane Y varmış. 21 koni alt tarafta bir tane de üst tarafta 22 tane koni olur arkadaşlar. 19. sorumuzdayız. İçinde sıvı besin olan bir kaba bir mikroorganizma konulduğunda besin bitinceye kadar bu mikroorganizma kendi sayısının 2 katı kadar çoğalmakta ve sıvı besin bittiğinde ise kaptaki mikroorganizmanın yarısı ölmektedir kaba aynı miktarda aynı sıvı konulduğunda bu döngü devam etmektedir. Bu mikroorganizmaların çoğalmasıyla ilgilenen bir biyolog başlangıçta bir miktar mikroorganizmayı bu sıvı besin kabına koymuş ve besin bitince aynı miktarda aynı ölçüde sıvı besin kaba ilave etmiştir. Bu kapta besin 13. kez bittiğinde kaptaki organizma sayısı 3 üzeri 13 olduğuna göre başlangıçta kaba konulan mikroorganizma sayısı kaçtır? Şimdi şöyle arkadaşlar her biri 2 katı kadar çoğalmakta. Bakın 2 katına çıkmıyor. X'i 2 katı çoğaltırsanız 2X çoğaltırsanız çoğaltmış olursunuz. Yani ne olur? 3X. Her seferinde 3 katına çıkıyor. Bitince de besin yarıya iniyor. 3X bölü 2 oluyor. Yani esasında X'lik bir mikroorganizma 3 bölü 2 katına çıkıyor bu işlem sonucunda. Her adımda 3 bölü 2 katına çıkıyor. Peki başlangıçtaki organizmaya X diyelim. Her adımda 3 bölü 2 katına çıkıyor. Kaç adım var? 13 adım var. Ve bu 3 üzeri 13 olacak. Şimdi x çarpı 3 üzeri 13 bölü 2 üzeri 13 eşittir 3 üzeri 13. Şunlar gitti. x'in buradan 2 üzeri 13 olduğu görülüyor. 20. sorumuzdayız. Bir hastanedeki hemşirelerin sayısı sağlık teknisyeni ve doktorların toplam sayısına eşittir. Hemşireler ve doktorlar birebir eşitlendikten sonra kalan hemşirelerin sayısı doktorların iki katına eşit oluyor. Ben buradan şunu anlarım. X doktor varsa 3X hemşire var. Neden? X doktorla X hemşireyi eşitledik. Geriye de 2X hemşire kaldı doktor sayısının iki katı kadar olarak. Sağlık teknisyeninde o zaman 2X tane var. Buna göre bu hastanede hemşirelerin sayısı 3X, sağlık teknisyeninin kaç katıdır? Bölersek kaç katı olduğunu buluruz. 3 bölü 2 katıdır. 21. sorudayız. Bir adet fiyatı aynı olan A ve B marka bulaşık süngerlerinde aşağıdaki gibi bir kampanya yapılmış. Hangi marka kullanılırsa kullanılsın yıkama başına maliyet aynıdır. Yani aynı para tutarında bir maliyet oluşuyor. B marka süngerle 12 kez yıkanabildiğine göre A marka süngerle kaç kez yıkanabilir? Şimdi B markada 5 tane var arkadaşlar. 12 kez her biriyle yıkarsak 60 yıkama yaparız. Ödediğimiz para 5 al 3 öde diyor. Diyelim ki her 3 öde bir tanesi 10x olsun 30x ödedik. 30x para ödedik ve 60 yıkama yapıyoruz. Bir yıkama düş başına düşen maliyet 30x bölü 60'tır. Peki geldik A'ya. Bunda 4 ödeniyormuş yani 40x ödeniyor. Acaba kaç yıkama yapılabilir? Bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi arkadaşlar 3'ün 2 katı 6. O zaman burada da 80 yıkama yapılabilmeli. Maliyetlerin eşit işte olabilmesi için. E 8 tane alıyorsunuz. Bir tanesi kaç kez yıkar? 80'i 8'e bölün. 10 kez yıkar. Bulaşık işi benden sorulur arkadaşlar. 22. Sabit hızla koşan 3 atlet aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde koşuya başlıyorlar. Koşuyu birinci bitirer atlet ikinciden 400 metre Üçüncüden 120 metre önde bitirdiğine göre. Pardon. Üçüncüden 500 metre önde bitirdiğine göre. O zaman burası 100 metre. İkinci bitiren atlet. Üçüncüden 120 metre önde bitirdiğine göre koşu pisti nedir? Arkadaşlar bu bir orantı sorusu. Şöyle söyleyelim. Mesela ikinci atlet burayı koştuğunda ikinci ve biri üçüncü diyorum. İkinci atlet 400 metre koştuğunda üçüncü atletin önünde 500 metre varken 120'ye iniyor. Yani 500'den 120'yi çıkaralım. 380 metre koşuyor. Peki ikinci atlet x metre koştuğunda üçüncü atlet x eksi 120 metre koşuyor. İşler dışlar çarpımı yaparsak 400 çarpı x eksi 120 380 çarpı x diyebiliriz arkadaşlar. Burada 400x eksi 120 çarpı 400 380 x yani 20 x eşittir 120 çarpı 400 bunları sadeleştirirsek 20 x buradan 2 kere 2 4 2400 olur arkadaşlar pistimiz. 23. sorumuzdayız sayın arkadaşlar. Bir restoranda aşçı olarak çalışan Tuğrul Remzi'nin bir porsiyon Akdeniz salata ve acılı tavuk hazırlama süreleri verilmiş. Öğle servisinde 20 porsiyon Akdeniz salata, 20 porsiyon Akdeniz ve 35 porsiyon acılı tavuk servisi varmış. Tuğrul salataya başlıyor. Remzi de tavuğa başlıyor arkadaşlar. Siparişlerdeki sayıya ilk ulaşan ahçı diğerine yardımcı oluyor. Hazırlanmaları kaç dakika sürmüştür? Şimdi bakın Tuğrul her salatayı arkadaşlar 3 dakikada hazırladığına göre 60 dakikada hazırlar. Remzi ise 5 dakika, pardon 6 dakikada hazırladığına göre çok daha uzun sürede hazırlar. O zaman önce turul bitirecek. Turulu bir hesaplayalım. Her salatayı 3 dakikada hazırladığına göre bu 60 dakikada bunu bitirecek. Peki 60 dakikada Remzi kaç tane tavuğu bitirir? Bir tavuğu 6 dakikada hazırlıyormuş. 10 tane tavuğu aynı 60 dakikada hazırlar. Aynı 60 dakika. Bunu ek bir süre yapmayacağız. Geriye kaç tavuk kaldı arkadaşlar? 25 tane tavuk kaldı. Peki. Tuğrul tavukları 4 dakikada hazırlıyor. 4 dakikada 1 tavuk. Remzi de 6 dakikada 1 tavuk hazırlıyor. Bunları 12'de 5 diyelim. Tuğrul 12 dakikada 3 tavuk. Remzi de 12 dakikada 2 tavuk. Her ikisi de 12 dakikada 5 tavuk hazırlarlar. Geriye 25 tavuk kalmıştı. Kaç dakikada hazırlarlar? Bakın bu 5 katı. Diğeri de 5 katı. 60 tavuk hazırlarlar. 60 tavuk pardon 60 dakikada hazırlarlar. Önceden de bir 60 dakika geçmişti. Toplamda 120 dakika geçmiş oldu. 24. sorumuzdayız. Bir matbaa makinesi ilk 50 basında bir adet. İlk 50'de sabit bir tane hata yapıyormuş. Daha sonraki her 8 basımda da 1 adet hatalı ürün veriyor. Gün sonunda bu makine en fazla onda bir oranında hata verdiğine göre en çok kaç tane hatasız ürün basmıştır. Şimdi biz 8 x tane baskı yapsa x hata verecek diyebiliriz. Hat ilk 50'de bir tane hata var. Sonraki 8 x üründe de x tane hata var. Toplam ürün sayısı 8 x artı 50 oldu. Ve bu hata oranı onda bir maksimum olacak. Onda birden küçük ya da işte. İşler dışarı yapıyorum. 10x artı 10 küçük eşittir. 80x pardon. 8x artı 50. 2x küçük eşittir. 40. x küçük eşittir. 20. En çok dediği için x'i 20 alıyorum. Şimdi bakın o zaman 160 210 tane ürün basmış. Ve bunun 21 tanesi hatalı. 210'dan 21'i çıkarırsanız 11, 18, 189 tane de hatasız basmış. Arkadaşlar burada 3 katlı bir restoranın otomasyon programı ve anlık olarak hangi saatte kaç tane masa boş bunu gösteren bir program var. <laughs> Bu restoranın 2 saatteki işte boş masa sayıları gösterilmiş. Bu arada da restorana gelen ve giden müşteri sayılarının toplamı 48 kişi olduğu da görülmüş. Gelenler, gidenler toplam 48 kişi. 16 23 itibariyle bu restoran hizmet verdiği müşteri sayıları arasındaki fark en çok kaç? Yani bu restoran en çok kaç kişiye hizmet vermiş olabilir? En az kaç kişiye hizmet vermiş olabilir? Şimdi burada şunu görüyoruz. Bakın burada 4 boş masa varken 2'ye inmiş. Yani bu masaların iki tanesi dolmuş. 6 boş masa varken 11 boş masaya çıkmış. 5 masa boşalmış. 26 boş masa varken 12 boş masaya inmiş. Yani 14 masa dolmuş. Yani ilk duruma göre 16 11 masa dolu. Bu arada 11 masa ilk duruma göre dolmuş. Hani burada en az birer kişi otursa 11 kişi, en çok 4'er kişi otursa 44 kişi oturabilir. Bu arada gelen ve giden toplam işte bunlar da dahil olmak üzere 48 kişi varmış. Bunlar da dahil olmak üzere 48 kişi var. Şimdi bu gelen gidenler yani şu arada bizim bu resimlerde göremediğimiz şu arada gelip yiyip kalkanlar. Ben mesela hızlı yiyip kalkarım. Onun gibi hızlı yiyip kalkanlar olduğunu düşünelim. Bir de onlar var. Tabi burada kaç kişi geldiyse o kadar kişi de gitti. Yani onlar oturup kalktı. Birbirlerine eşit olması lazım. Şimdi ben burada 11 kişi oturuyor dersem ee, en az... 48'den 11'i çıkarın 37. Gelip giden sayıları birbirine eşit olamaz. Çift olması lazım. O zaman en az 12 kişi şu an oturuyor olsa arada da hani 48 kişi gelip gitti diyor ya arkadaşlar. Şu an 12 kişi oturuyor. 48'den 12'yi çıkarın. 36 kişi arada restoranttan gelmiş, yemeğini yiyip kalkmış. 36 kişi oturmuş ve kalkmış. Yani bunlar 18 kişi demektir. Gelip giden çünkü diyor. 18 kişi gelmiş, yemeğini yemiş ve kalkmış. Gidenleri ve çıkanları birer kez daha saydığı için toplamda 36 eder. 36 kişi gibi gözükür. Dolayısıyla toplamda restoran en az 30 kişiye hizmet vermiş olabilir. Bir de gelip giden sayısını maksimize edelim. Yani daha doğrusu masanın hizmet verdiği kişi sayıyı sayısına en fazlaya çıkaralım. Şimdi 11 masa dolu buralarda maksimum kaç kişi oturabilir? 4'er kişi otursa 44 kişi oturmuş olur. Şu an 44 kişi oturdu yemek yiyor. Ama toplam bu aralıkta 48 kişiye hizmet verildiği söyleniyor. Yani 4 kişi daha eksik. Girip çıkanlardan 4 kişi daha eksik. Demek ki 2 kişi daha arada hizmet aldı. 2 kişi girdi ve 2 kişi çıktı. Dolayısıyla da onlar da 4 kişi ediyor. Toplamda 46 kişi maksimum hizmet almış olabilir. Yani şu an oturan şu 11 fazla masada 44 kişi artı 2 kişi de girip çıkan kişiler olabilir. Dolayısıyla 46 kişi daha fazladan hizmet almış olabilir. İlk durumda 30 kişiydi. Burada 46 kişi. Arada ne kadar fark var arkadaşlar? 16 fark var.